Yani. şu transfer bir gerçekleşsin bir daha konuşalım. Galatasaray için ne diyorsun Levent abi? Şimdi ne diyorsun derken? Bir gelen gidenlere bakalım. Hem Erol abiye hem Levent abiye şöyle artı eksi yaptıracağım mümkünse. Galatasaray'ın gelenleri önce Levent abiye artı eksi yaptıracağım mümkünse. Hatta transferde yarım artımız da var abi. Yani eskiden öğretmenler yarım artı verirdi biliyorsun. Dört <laughs> puştan <laughs> beş. Aynen, abi ama yarım artı şekli vardır böyle T gibi. Şimdi Arda Toran artı mıdır? Hmm. Artıdır. Erol Emre abi? Kılı... O, yani şimdi Yarım Fat artı mı? Fatih terim olduğu için art, artı eksi beraber kullanırım onda. Peki. Emre Kılınç artı, artı mıdır? Bence. Artıdır. Tabii tabii. Oğulcan Çağlayan artı mıdır? Artıdır. Artıdır. Kaleci Fatih? Eksidir. Valla bazen süper benim için maç içindir. oynuyor bazen olmuyor. Yarım ama artı mı? Benim açımdan ya, göre. Gassara, Gassara ya ben yüzde kırk diyorum yüzde elli değil demiyorum. Yarım artı da değil. Yarım artı. Yarım. artı da değil. Yarım Soru işareti o zaman. Soru işareti. Omar iyi transfer. Artı mı? İyidir. Artı. İyidir. Artı mı evvel abi? Artı. Cagne artı mı? Artı çok formda. E, antrenmanlarda da söylüyorlar. Allah. Artı Ama, diyorsun. Ama evet. Yani, Erol abi. Galatasaray bunu denedi. Oynadı Galatasaray'da. Yani, Santur gol kırıldı oldu. Geldi. Hep Şampiyon takımı. Daha önce e, şeyde Kazımpaşa'da gol Doğru. Yani Orada fevkalade oyunlar oynadı ama Galatasaray geldi, perişan Onda da oldu. bazı maçlar... Yapısal bozukluğu evet. olan bir oyuncu. Evet. Geçen ama Birisi... bence ders almıştır diye düşündüm. Birisi... Aldıysa bak enteresan bir oyuncu. Yani şimdi Galatasaray'ın bak özür dilerim konuda dağıtmadan abi. söyleyeyim. Hemen kısaca Arda Turan ve Cagney gibi iki tane çok enteresan ne yapacağı hiç belli olmayan iki tane adam var. Eğer bunları kazandırsa Galatasaray <laughs> müthiş iş yapar. Onu söyleyeyim. Çok faydalı olur ama kazanamayabilirler. Bitti denilen lensi nasıl lens haline getirdi Sergen Hoca? Acaba Rahim Babel de o şekilde olabilir mi ben diye Babel, bir soru var. Babel, Fatih Terim'in geçen seneki transferi. Reyhan Babel, Fatih Terim'in eline yeni gelmiyor. Dolayısıyla ben Babel'in zihinsel yapısı ve e, futbola bakış açısından eksi olarak ja ama öyle. Ben Jackney'nin antrenmanlarda aldığım bilgiyi söylediğim Hatır için değişim bir içinde de o yüzden arttı. Tabii sen bilirsin. Ben tabii eskiye dayanarak söylüyorum. Ozan Vofor için. Ben soru sorayım. Bir şey genç bir oyuncuydu. Kiralandı. Gittiği yerde de çok oynamadı. Emre zaten biliyoruz. Emre Taşdemir ya, tabii. kendisine sunulan fırsatları birkaç maç dışında değerlendiremedi. O Gidenlerden yapısı... ki, Gidenler listesinden keşke gitmeseydi dediniz kim var? Onyekuru. Bir numara Onyekuru. Zaten Monaco İkincisi, maçında... Da... Yani yanına e, güçlü bir şey de, oyuncu koyarsan seri. Sakatlanmasaydı ben Andone evet. derdim Levent abi belki. Ya de. Hayır hayır ben hiç. Ya alınması hataydı. keşke Andone Ondan yerine. Ben ben bir tek evet. on yedi kuru tabii Lemineyi saymıyorum çünkü. Yanlış anlaşılır ama Onyekuru bence çok ciddi kayıp. Niye yanlış anlaşılsın? Mesela Andoni'nin yerine Ocak ayında, Luyunda mı koysalardı? Bana göre bir numara edildi. Lemina, iki numara Onyekuru. Kayıp ha. olarak söylüyorum. Maykon yine... iyi bir Maykon bence o da. Maykon ağır. Selçuk İnan zaten bırakıyor. Mariano Selçuk ağırlaştı bırakıyor. artık. Nagatomo zaten ciğer problem var. Levent abi size Ve... bir şey sormak istiyorum. Bu geniş kadro var mı arkadaşlar? Var, geniş versin. kadroyu verirseniz. Ben Levent abiye çok kritik bir soru soracağım. Sor. Aynı soruyu Sevgili Erol Kaynar'a da soracağım. Bir genel bir kadro vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Ee, geniş topu... kadro daha doğrusu. Evet. Geniş kadro bir gelirse sevgili İrfan bir rica edeyim geniş kadroyu. Peki. Şunu soracağım şimdi. Ha geldi. Bakın şu anda Türkiye'de en iyi iki stoper Luyendam'a marka tartışmasız. Doğru mu abi? Doğru. Çok iyi bir orta saha baktığımızda Belhanda değil mi tartışılır mı kariyeri? Hayır. Tartışılır. Donk, Akbaba, Arda, Kılınç, Babel, Fegüli, Oğuzcan. Galatasaray'ın Galatasaray takımı şu anda bu ligin üstünde bir takım. Ya yani buraya ortaya doğru iki tane transfer yapsınlar. Ortaya nereye? Ya yani be, iki seriyle tane. De, ben, de. ben ikililerden söz ediyorum ya. Her zaman söylediğim şey var. Melo Selçuk, Fernan, UEFA Kupası'nı kazandı Fernando. Reyes. Fernando ile şey, Endiaye beraber. Fernando Sevilla'da kupayı kazandı seviyede. Hmm. Şimdi doğruyu konuşursak burada bu ikili Fatih Terim bulduğu sürece ligin en iyi takımı yine Galatasaray oldu. Yani şimdi abi en düşün... dengeli birbirini tanıyan yabancılık çekmeyen en iyi oyuncuları bu. Ben, abim, yani, yani burada zengin santrafor var. Falcao, Cagne, Adem. Ya burada şimdi bak yani, yani bakın şimdi Beşiktaş'ta olduğum için lütfen yanlış anlaşılmasın. Bak saydığın isimleri bir daha gözden geçirelim mi? İsim olarak büyük isimler. ...tartışacak bir taraf... Falcao'nun ne, neyi tartışacağız Allah. Tartışsam ne olur? Şimdi Belanda, Falco, Feguli, Bel, Belanda, peki, Arda, bir dakika, Arda, Jabba, e, Jagne, Akbaba, Jagne donk, tamam. Ryan Dong. Bak hepsi şu anda problemli adamlar. Ha, Devencim'in dediği gibi, Jagne diyor antrenmanlarda dehşet çok iyiydi, do olabilir. Ben bilmiyorum, ben görmedim. Ama gördüğüm şey problemli bir takımı var Galatasaray'ın Yanılıyorsam özür diliyorum. Ama Şimdi, programlı şey problemli bir takım mı yönetmek kolay bir şey değil. Fatih Terim burada tabii çok önemli bir koz. Ya bence şimdi herkesin bir e, durum ders çıkarması lazım. Bak geçen sene pandemi döneminde Santrfor oynayan bir takımdı Galatasaray. Herkese Santrfor varken. Şu anda Santrfor sorunu yaşamayan en önemli takım Başakşehir. Kırıverli Dembaba. Doğru mu? Doğru. İkisi var. Faydalı Fenerbahçe da mı var Vedat mı? Burç satarsa Santrfor'u yok. Şeyi aldı. Dur, haklısın o, abi. E, yok yok doğru söylüyor. Mevcut Tiyan Tiam var. Tiam mı? Tiam. Tiam, mı? Tiyan Tiyan mı? Tiyan Tiyan sol kenarda oynuyor. O koyt oynuyor santr for. Kanat, e, kanat forvet gibi düşün. Yani kanat forvet. Gibi. Bence Şimdi Tiam ama iyi işler yapar. yapar mı? Yapabilir. Şimdi, şey ben geliyorum şey Beşiktaş'a Burak Yılmaz'ı gönderdi santr yok. Lerin güvene bakıyor. Evet. Öyle mi? Doğru. Doğru doğru. Trabzonspor'da doğru, doğru. sorun var mı? Yok. Şorlot var. Şorlot var. var. Bir dakika gol kralı ya. İnkar edebilir misin? Galatasaray'da e Başakşehir Antren desen antrenman. öyle. E söyledim ismini işte Kravelli ile Dembaba. Galatasaray'da antrenman kaçırmamış şu ana kadar. Bir Falcao. Bir de Jack Demir de. formda olduğu söylenen iki tane Santafor'u var. Ha, şimdi Galatasaray'ın bir daha kadroyu ver. Emre Kılın sağda da oynar, solda da oynar. Feguly zaten iki senelik sözleşmesi var. E kalitesi tartışılmaz. Şimdi Emre Akbaba Arda bunların katkısı olur. Ömer'in oğlu. Belanda eğer satmazlarsa kalacak. Ama satmayı planlıyorlar diye düşünüyorum. Luyindama marka bak. Burada Sarraç'i, Süleyman Kuş Fatih'imin yeni elemanlarından. Güvenli oyunculardan. Marka Ahmet Luyindama Emin. Ömer Lines Şener. Orada bir oyuncuyu unutmuşsun. Daha transfer gerçekleşmedi. Erzincan'ın golcüsü. Ha şey Kerem. Ee, onu unutmuşsun. O niye açıklanmadı bak. abi? ya Büyük bir ihtimal şey... açıklayacaklardır. Yani, Soyadı neydi? Yani şimdi ben söyleyeyim sana. Aktürkoğlu. Evet. Aktürkoğlu. onun topa vuruş şeklini çok beğeniyorum. Ayak için mükemmel kullanıyor. Ayak üstünü mükemmel kullanıyor. Onun için Galatasaray'ın <laughs> elindeki malzeme iyi. Benim için Galatasaray'ın dediğim gibi orta sahası önemli. O ikiliyi bulursa Galatasaray takımı ligin favorisi olur. Hiç tartışma. Bak birbirini tanıyan, yabancılık çekmeyen bir oyuncu grubu geldi. Defans konusunda. Lüğün'de Şu lafına katılıyor dönüştüm. musun Erol abinin? Galatasaray'ın iyi ama problemli bir takımı var. Problemli takım hangisi? Kaleci konusunda sıkıntı var Galatasaray'da. Hayır galiba. hayır, problem takımda problem oyuncu takım grubu, değil. problemli oyuncu. Problemli grubu. Çok oyuncu dedir, var. bir problemi. Jack ne var? Başka kim var? Olur mu abi? Kim var? Falcao da öyle. Kaç maç oynadı? Bu, bu farklı bir şey. Ha, Demin Demina için söylediğini Falcao. Falcao için daha fazla söylememiz gerekmiyor mu? Beda aldığı söyledim. Dedim dedim ki Erol yani abi yanlış Falcao sezon öncesi hazırlığı iyi geçiyor. Biz farklı şeyden bahsediyoruz. Lemina Galatasaray'da Benim... bu kadar maç oynamadı diye Yok, ben bir analiz koydum. Aynı şeyden bahsediyorum. Hayır, Lemina ile ilgili bir daha söyledim. Hocanın oynama bakış açısıyla orantılı Hı. bu iş. Ben diyorum ki Fatih Terim Lemina istedi. İstedi. Oyunu kursun diye. Belki onun yanına başka Peki, birini monte edecek. Peki Falko Fatih Terim istedi mi sence? Nasıl? Falko Fatih Terim istedi bir mi? açıklama sence? yaptı kendisi. Falko gibi bir anda bana söylüyorsunuz dedim yani, maç sonrası. kim istemez dedi. Evet. Şimdi bu başka bir şey. Ben ya bu sorunun cevabı o değil bu. bence e, istememezlik olmamıştır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben Jackney de istediğini biliyorum. Yani benim öğrendiğim Jackney bu. Ha şey. şimdi şöyle bir şey var. <gülüyor> Bazı <gülüyor> duyumlar el el geliyor. Mesela Gaselli'nin satmayı planlıyormuş. Levent abi. Geçen günde de savaş oldu söyledi. Bu hmm. doğru savaşın ismi. Doğru abi. Hatta Belanda'yı satmaya çalışıyorlarmış. Yani Belanda ile Galatasaray'ın istediği bonservis bedelini ben öğrendim bunu. E, gitmek istediği bir kulüp vermiyor. Belanda'da bunu bedava götürmeye ha, çalışıyor. Ya yani dolayısıyla dile, size bir soru soracağım. Kısa bir Son. soru ama cevabı geniş bir soru olabilir. Vera abi belki siz de destek olursunuz. Evet tabii, lütfen. Sayın Başkanın Mustafa Bey'in basın toplantılarında vurguladığı bir gerçek var. Ya da neye göre gerçek onu da bilmiyorum ama söyledi dile getirdi. Diyor ki Sayın Başkan, Galatasaray'ı takip edenler, Galatasaraylı ekran yüzleri, Galatasaraylı yazarlar Galatasaray'ın hakkını çok savunmuyor gibi bir ifadesi var. Sayın Başkan. Bence şu... tarihe geçen bir ifade bu. Tamamdır. Yani. Sayın Başkan şunu ifade. söylemiştir. Yani televizyonlarda yani, bu çok bu, bu, fazla bu, bu, diğer kulüpler evet. e, gündeme getiriliyor. Galatasaray e, kimlikli insanlar çok az çıkıyor demiştir. Dolayısıyla evet. do, hep e, başka kulüpler ön plana çıkartılıyor demiştir. Ben benim algıladığım bu. Yoksa hiçbir muhabir ben buradan bakın kendi başta olmak üzere yazar olarak da söylüyorum bunu. Hiçbir muhabirin hiçbir gazetecinin, yazarın hakkı bir kulübü savunmak değildir. Bravo. Doğruları savunmaktır. Bravo. Ben Beşiktaş'ın yanlışı varsa rahatsız etmeyecek Beşiktaş'ları. Galatasaray'ın yanlışı söylemek rahatsız etmeyecek. Ve eğer olay bir söyleyince Fenerbahçe'nin.